Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle akşam üzeri birazcık havalar hafif hafif güneşini yitirdi ve hafiften kararmaya başlayacak arkadaşlar az sonra. Balkonumda şöyle çiçeklerimi izlerken, hatta çiçeklerimin, sardunyalarımın yapraklarına kurt gelmiş arkadaşlar. Gördüğünüz beyaz beyaz benekler olmuş. Ben onları buldum. Minik minik kurt şey yapmış. Larvasını bırakmış galiba. Evet, yavrular olmuş ve öyle zarar vermişler yapraklarına. Evet, şöyle de kendi el yapımı şalgamımı içiyordum arkadaşlar. Şalgam bu arada çok şifalı ve geriye dönük videomda tarifim var. Bu kendi el yapımı şalgamım benim. Kendim yaptım ve afiyette de tüketi yok arkadaşlar. Herkese tavsiye ederim. Tarifim de geriye dönük videolarımda vardır tam tarifi. Evet, genelde hazır şalgam pek sevmiyorum. Kendi el yapımı şalgamlarımı seviyorum arkadaşlar. Evet, konumuz sardunya tohumları. Evet, sardunya tohumlarını. Az önce balkona çıktım da gördüm. Sardunyalarımız tohum olmuş. Ve ben de dedim ki hemen bunun videosunu çekeyim ve sevgili takipçilerimle paylaşayım dedim. Sardunya ekeceğiz ve inşallah çıkarsa fidelerinden de komşularıma vereceğim nasip olursa arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi şöyle sardunyalar. Hepsi tohum yapmıyor arkadaşlar. Bazıları tohum yapıyor. Gördüğünüz gibi buradaki sardunyam da tohuma hazırlanmış. Ve buradaki de oluyor. Çiçek açmış daha yeni ve şurada hemen göstereyim. Her çiçek tohum olmuyor maalesef ki. Bazıları böyle hemen tohum olmadan kuruyorlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bazıları da böyle tohum olmaya hazırlanıyor. Evet, sardunyalarımız bol bol tomurcuk, bol bol çiçek verirken şöyle gösterelim ve hemen tohum ekmeye nasıl ekiliyor, nasıl oluyor tohumları, sarıyor tohumlarını görelim arkadaşlar. Evet, hemen geldik içeride, evin içerisine aldım sardunyalar arkadaşlar. Bu sardunyalarım da balkondaydı. Az önce aldım hemen video çekeyim diye. Gördüğünüz gibi sardunyalarım tohum oldu. Bu tohumları sizinle beraber ekeceğiz arkadaşlar. Evet, dediğim gibi her sardunya, her çiçek tohum yapmıyor. Gördüğünüz gibi burada da hemen 3-4 tane var çiçeğimizin üzerinde. Bir bakacağız inşallah tohum olursa onları da ekimini yapacağız arkadaşlar. Hemen şurada göstereyim. Her çiçek tohum olmuyor dedik ya. Bakar mısınız şuna? Şu güzelliğe. Bir tanesi tohum olmuş ve kapsül yapmış arkadaşlar. Kapsül yaptığını şöyle anlıyoruz. Evet. Dip kısmındaki o şey, şöyle ben çiçeklerini alayım etrafındaki daha rahat gözüksün. Şöyle. Dip kısmında kapsül büyüyor arkadaşlar. Hemen olgunlaşmamış kapsül de aslında size göstermek istiyordum ama burada yok. Az önce dışarıda gösterdiğimde vardı. Evet, bunlar tohum olmuşlar. Bu tohumları alacağız ve tohumlarını ekeceğiz. Normalde sonbahar aylarında tohumları ekebiliriz arkadaşlar ama sıcak ortamda saklamamız gerekiyor. Yaklaşık bir hafta ya da 15 gün içerisinde 10 gün 15 gün içerisinde tohumlarımız oluyor arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Bunların ekimini yapacağız. Göstereyim. Alayım hemen bunları. Bunlar bize minik minik bebek sardunya yapacak. Hemen şurada da var. Hemen bir peçete içerisine koyayım bunları. Evet, hemen şurada da var. Onları da alacağım ben. Şöyle kopartayım çiçeğiyle beraber. Baya da güzel. Dolgun olmuş arkadaşlar. Bakar mısınız şuna? Baya da güzel. İri ve tohumlar yapmış. Şöyle iri iri. 3-4 tane tohum yapmış. Diğerleri de burada.
O uç kısımlarını aldım. Hemen şöyle bir toprak hazırladım ben. Ve bir tane de şöyle saklama kabını ayarladım arkadaşlar. Burayı da nemlendirdim toprağa. Şimdi sardunyalarımızı ekeceğiz. Ama dediğim gibi ya sonbahar aylarında ekip sıcak bir yerde bulundurmamız gerekiyor. Ya da sardunyalarımızın tohumlarını güzelce böyle bir peçete arasında saklayıp ilkbahar aylarında ekebiliriz. Ve hafif isterseniz üzerine streç film sarın. İsterseniz böyle daha çabuk, daha sıcak ve havasız ortamda daha çabuk çimlenecektir. Nemli toprakta. O zaman da daha çabuk çıkacaktır arkadaşlar. Şöyle elimle koparmaya çalışıyorum uç kısımlarını. Evet. Şöyle. Çok da güzel oldu. Hemen bunları ekelim. Hemen çatalla şöyle yerini açtık. Hemen üzerini de kapattık. Buna 4 tane ektim. Diğerini de ekeceğiz. Şöyle birazcık toprak kenara alıyorum ben çatalla. Buradaki tohumları şöyle toprağa bırakalım. Buna biraz fazla bırakıyorum. Diğerine 4 tane bıraktık. Toprağını düzenledik. İsterseniz bunu bir poşete de koyabiliriz arkadaşlar. Bu saksıyı. İsterseniz üzerine streç film de kapatabiliriz. Ya da böyle direkt saklama kabına koyup şöyle güzelce ağzını kapatabiliriz. Evet arkadaşlar, sardunya bakımını diğer videolarımda anlatmıştım ama sardunya her türlü toprakta yetişebilen, hatta Akdeniz ikliminde dışarılarda bile olan yetişen çok kolay bakımlı ve hatta çok cefakar bir bol bol çiçek açan bir sardunya türü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu sene yaprakları benim küçük oldu. Yeni yeni ben daha çiçeklerimi böyle bakımını yaparken benim prenseslerim böyle açmaya başladılar. Evet, sonbahar bakımı çok güzel işe yaramış. Bu yıl hep çiçeğe verdiler güçlerini. Böyle yaprakları fazla büyümedi. Gördüğünüz gibi minik minik de delikler var. Üzerlerine kurt buldum arkadaşlar. Minik minik kurt yavruları buldum. Onları da imha ettik. Gördüğünüz gibi ilaç istiyorlar. Yaprakların alt kısımlarından yemişler. Tamamen yavrular sarmış. Kurt yavruları sarmış benim çiçeklerimi, prenseslerimi. Ben de balkondalardı. Birkaç gün ilgilenemedim. İşlerim vardı arkadaşlar. O arada iki arada bir derede benim çiçeğimi halletmişler. Evet, şimdilik buradaki tohumları aldık ki artık bu çiçekleri şöyle koparmamız gerekiyor. Bunları temizlememiz gerekiyor. Şimdi bunları tohumlarını aldık. Üzerlerine bıraktık. Kendisi nasıl olsa düşer dedik ama çiçeğimiz buradaki sap yeşil olduğu için daha hala bu çiçeği yaşıyor zannedip gücünü buna verecektir, enerjisini. Biz de ne yapalım? Buradaki hemen bunu kopartalım ki artık bu çiçek hem tohumunu yapmış hem de ömrünü tamamlamış bir çiçek sapı.
Evet, buradakiler de öyle. Evet, sarı yapraklarını alacağız, temizliğini yapacağız. Prensesimizin tekrar eski yerine balkona koyacağız arkadaşlar. Evet, Instagram hesabım ve TikTok hesabımı da takip edebilirsiniz. Orada çok güzel videolar paylaşıyorum arkadaşlar. Evet, tohumdan sardunya ekimini gördük. Ve nasıl ekileceğini, nasıl tohum olacağını da gördük arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla, sıhhatle kalın. Bu arada Instagram hesabım ve TikTok hesabından da takip edebilirsiniz dedik. Kanalımıza abonelikler tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Kanalımıza ücretsiz olarak abone olup zil butonunu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağımız videolardan da haberdar olursunuz. Evet, akşam oldu. Bir şarkı geldi aklıma şimdi akşam oldu derken. Akşam oldu. Penceremden diyerekten bir şarkı vardı. Evet, şimdi sağlıkla sıhhatle kalın. Hoşça kalın. Hep çiçekli kalın inşallah. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ben buradaki sarı yaprakları alıp temizliğini yapıp ve eski yerine çiçeklerimi koyacağım. Şimdilik hoşça kalın. Bir diğer videomda inşallah buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla sıhhatle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.